Kıbrıs bayramda Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Şimdi Hadise, Candan Erçetin, Zara, Hakan Altun, Şevval Sam, Hüsnü Şenlendirici ve birbirinden değerli isimlerin konserleri ve özel röportajları için Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs, Kıbrıs olalı böyle bayram kutlaması görmedi. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Sallaya sallaya oynaya oynaya. Hadise'den Candan Erçetin'e, Zara'dan Hüsnü Şenlendirici'ye, Yavuz Bingöl'den Şevval Sam'a, birçok ismin bayram konserlerinden çok özel görüntüler ve çok özel röportajlar Magazin 8'de. Hadise muhteşem bir dans performansı, şık kostümü, dansçıları ve orkestrasıyla Kıbrıs'ı salladı adeta. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka gidiyorum. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun, aşka gidiyorum. Dalgalı saçları, yandan derin yırtmaçlı elbisesi, büyük halka küpeleriyle Hadise sahnede hem eski hem de yeni şarkılarını seslendirdi. Yaydan çıkan bu, geri dönemez, kimse karayım, hiç bilemez. Ben daha başka söyleyeyim, mesajımı anlattım. Hadise yaklaşık 3 saat sahnede kaldı ve özellikle dansçılarıyla yaptığı şovla adeta Kıbrıslıları büyüledi. Yazları ayrı kalan iki yakın dost, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici Kıbrıs'ta buluştu. Yaz dolayısıyla bir ufak bir ara oldu. Kışın yine zaten beraber devam kışlar edeceğiz. Kışlar daha güzel oluyor. Kışlar, yazlar ayırıyor bize Hüsnü'yle. Altun Bodrum'a, Şenlendirici Bergama'ya yerleşme kararı almış. Hayatımız zaten bir keşmekeş, bir koşuşturma içinde geçiyor. Ama kendimize özel zamanlarda böyle sakin ve hani daha duru bir şekilde yaşamak artık ihtiyacımız oldu bizim. Bundan sonra ben yaşlandık mı yani? Yok. Sakallar aşırı beyazlamış. Onlar iyi. Yaşanmışlıkların ifadesi. Ya. En azından boyamıyoruz. Sakallarını boyayanlara giden taşın ardından iki ünlü isim ayrı ayrı sahneye çıktı ve Kıbrıslılara unutulmaz bir bayram konseri verdi. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olan Kıbrıs'ta Zara da sahne aldı. Zara, bayram için diktirdiği özel bir elbiseyle sahnedeydi. Omuzları işlemeli, parça detaylı, üst kısmı desenli elbisesi ve açık bıraktığı saçlarıyla Zara yeni albümünden şarkılar seslendirdi. Candan Erçetin Kıbrıs'ta bir kuğu misali sahnedeydi. Ağlamam artık üzenlere, ihanet edenlere. Straplez kesim, göğüsten omza giden askı detaylı, bel kısmı açık, yere kadar uzanan beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Candan Erçetin saçlarını arkadan topuz yaptırmıştı. Çünkü sana dedi. Bayram konseri için albümlerinden şarkılar seslendiren Candan Erçetin, sevilen şarkısı Yalan'ı da seslendirdi. Yalan, başkası yalan, dünyadan ölümden başkası yalan. Fatih Yürek de birçok ünlü misafirinin olduğu bayram özel konseri için Kıbrıs'taydı. Sallaya sallaya, oynaya oynaya, ağlaya ağlaya, bundan sonra.
Oya Başar, Nur Yerlitaş, Emel Müftüoğlu, Nilgün Belgün, Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Ünlüoğlu, Mahmut Tuncer, Selçuk Yöntem başta olmak üzere birçok ünlü isim Fatih Ürek'in konserindeydi. Şevval bayram konseri için gittiği Kıbrıs'ta bir nebze güneşlenme fırsatı da bularak bronzlaştı. Fazla güneşe yatmıyorum ama mesela saat 4'ten sonra olan güneş bile yeterli oluyor. Enseden topuz kahkülü saçları, elbisesiyle uyumlu küpeleri, ince askılı, sarı tonlarında altın rengi elbisesiyle bayrama özel hazırlanmıştı Şevval Sam. Rol arkadaşı Timuçin Esen'in de kulakları bol bol çınladı. İşini bilen insanların sınırlarını aşmayı, onların sınırlarından içeri girmeyi pek tercih etmiyorum ama fikrimi sordukları zaman söylüyorum. Bu projedeki bana sordukları fikir benim karşımda kimin oynayacağıydı. Timuçin Esen'in olmasını çok istiyordum. Onun olması benim için hem çok onur verici oldu, hem sürpriz oldu. Sadece Timuçin Esen değil, Şevval Sam oğlu Tarık'ın ve Tarık'ın eski sevgilisi Leyla Tanlar'ın da kulakları çınladı. Çok da sevdiğim, hem oyunculuğunu da çok beğendiğim bir genç arkadaşım. Hani onların ilişkisi biter, devam eder. Bunlar benim hani Leyla ile karşılaştığımda ilişkimi etkileyecek bir şey değil. O çok dünya tatlısı bir insan. Şevval Sam Kıbrıs'ta yaklaşık 2,5 saat sahnede kaldı. Kıbrıs'ta dolu dolu bayram konserlerinde Romen müzik grubu Gypsy Casual da konser verdi. Romanya'dan gelen grup etnik müzikleriyle Kıbrıslılara ayrı bir gece yaşattı. Yavuz Bingöl Kıbrıs konseri öncesinde nerede o eski bayramlar tadında anılarını Magazin 8'e anlattı. Her şey biraz daha güzeldi, anlamlıydı diye düşünüyorum tabii. Mesela odun kömür gelince kışın evden kaçardı çocuklar, biz kaçardık. Odun kömürü bodruma taşıyacağız çünkü. Meyvenin dalından, sohbetin candan olduğu yıllar da o yıllar tabii ki. Bizim çocukluğumuzdaki bayramlar biraz daha farklıydı. Biz kendi çocukluğumuzdaki bayramları daha çok özlüyoruz, seviyoruz tabii. Yavuz Bingöl bayram harçlıklarıyla bakın neler yaparmış. Ben çizgi roman falan da alırdım ama ara sıra babamdan gizli. Bayram anılarından bayram şarkılarına geçelim. Keklik dağlarda çağırda. Yavuz Bingöl Kıbrıs'ta yüreğe dokunan türküler seslendirdi. Yavuz Bingöl 3 saati aşan konserinde en sevilen eserlerini seslendirdi ve saz çaldı.